Mantar neredesin? Şöyle tut abi sen. İkisini tut. Onu da göster abi. Öncekilerde şu iki mantar. Sonra. Gösterin abi bizi. Evet. Öncekiler bu iki mantar. Tamam sen hareket yaptırma. Elini ucu içinde göster. Evet. Evet. Bize bakıyorsun. Bak kameraya bak. Buraya bak kardeşim. Evet. Kalplarını da göster. Hemen burada evimin karşısında bana diyor ki ölümsüzlük mantarı burada gel diyor bana. Gördü deniliyordu. İsmi? İsmi neydi mantarın? Mantar ismi? Hocanın ikisinin. Nur Özkanatlı olması gerekiyor. Yani daha önce de ne mantarı? Turun mantarı da arattık bizde. Onu da bulduk burada. Bu yörede. Ama bu mantarı mümkün değil bulamıyorduk. Böyle bir mantar yoktu buralarda ama yeni tesadüf etti. Onu da benim evimin önünde tesadüf etti. Enteresan bir şey. Tıbbi adını öğrendiniz mi? Kendi isminiz ölümsüz mantar olduğunu oradan mı çıkardınız? İnternetten çıkardım. İnternetten girdiğimde bu mantarın birebir çok fotoğrafları var. Birebir fotoğraflarını görünce ha işte bu mantar dedim. Peki kilosu bunun 1000-2000 lira oluyor. 2000 lira olduğunu ben de yeni öğrendim. Satacak mısınız peki? Bu şu mantarın müşterisini bulursak satarız mı? Ne olur bilmiyorum. Ne para eder mi bunlar? Şu anda ne yapıyorsunuz? Evinizde mi asıyorsunuz? Anca ben bunu dekor olarak belki bir vidayla evimin önüne, ahşabın duvarına asmak. Ben İstanbul'da fotoğrafçılıkla hayatımı geçindiren bir arkadaşım. Emekli oldum. Yani doğayı seven bir arkadaşım. Memleketime geldim emekli olduktan sonra. Tabii ormanı doğayı sevdiğimiz için genelde mantarları ben çok merak ederim, gezerim. Bu mantarın da imparator mantarı olduğunu bilmiyor, aranıyordu buralarda ama bulunamıyordu. Bunu ben bulmuş oldum bu arada. Sevindim o yüzden mutluyum. Yani tesadüf eseri gezerken tesadüf eseri, evet. Mutluyum. Bunu da sordum, internette araştırdım. Hakikaten imparator mantarı olduğunu, yani ölümsüzlük mantarı olduğunu öğrendim. Ama tüketimini tam kesin bilemiyorum ama faydaların çok fazla olduğunu internetten okudum. Yani faydalı bir şey olacaksa da veririm yani. Yani ilk kez buldunuz. İlk kez buldum. Doğada ilk kez karşılaştınız. Evet, doğada ilk kez karşılaştık. Bu bölgede daha önceden üniversite tarafından aranıyor muydu bu? Aranıyordu. Mantarları arıyorlardı genellikle. Ama bu mantarın da burada bittiğini ilk sefer gördüm yani. Sonra internete baktınız. İnternete baktım ki aynı mantar. Yani çok var yani internette görüyorum. Bu mantar çok önemli bir mantar olduğunu okuyunca ben de şok oldum. Merak ettim yani böyle. Evet. Dün de bir tane buldunuz herhalde değil mi? Evet, dün de buldum. Dün de buldum, evet. Güzel mantar işte, bir tanesini dün buldum. Evet. Biraz da yakın alsana mantarları. Burayı bana mı yakın? Ya sağa yakın olsun. Tamam. Bir de şöyle elinde tutur abi şunu. İkisini. Heh, şöyle. Öbürkünü de tut. Şöyle gösterir bize. Heh, evet. Şöyle. Böyle gösterir. Evet.